Selam, ben Sultanoğlu. İyi ve güzel insanların kanalı. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda motorlu testerenin krankını değiştireceğiz. Umuyorum faydalı bir program olacak ve sizin beğeneceğinizi düşünüyorum. Kanalımıza abone olun, like'larınızı bizden esirgemeyin ve yorum yazın. Yorumlarınız bize yol gösterecektir. Sözü ben uzatmadan Erhan Usta'ma bırakıyorum. Buyurun başlayalım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün krank değiştireceğiz inşallah. Başlayalım. Biz fazla uzatmayalım diye biraz önceden söktük. Yani o girişleri söktük. Zaten herkes onu rahatlıkla sökebilir. Video fazla uzun sürmesini istedik. Çünkü uzun sürecek bir program. Orada pistonu ayırırken dikkat edilmesi gereken bir şey var mı usta? Keçesini yıkmamaya dikkat edelim de. Oradaki. Ya bizim elimizde olduğu için keçesi. Evet. Şundan bahsediyoruz. Çıkartırken bunu kopartmamaya, tabii. parçalamamaya özen Özen gösterin. gösterelim, evet. Şimdi volanını söküyoruz. Volan dişlisi diye. Daha önce de bahsetmiştik bundan. Bir Eğer tane. seyircilerimiz sökemezse uğraşmasınlar. Çünkü onun özel bir aparat istiyor. Özel bir söküm şekli var. Onu bu videoda gösteremedik. Ona özellikle dikkat etsinler. Orayı zorlamasınlar. Değil mi? Evet. Burada da mıknatıs, bak şöyle görürler. Sekmanı kaybetmesinler yeter. Volanı onları bıraktıkları zaman o zaten mıknatıslık özelliği Tabii tabii tutacak. tabii. Tabii. Şimdi balatamızı sökeceğiz. Daha önceden bahsetmiştim bizim aparatımıza. Daha önceki bir videoda o aparatı yaptığımızı söylemiştik, değil mi? İçinde tutkal olduğu için biraz zorladı. Biraz tutkaldan dolayı zorlattı ama bu videoda aynı zamanda nasıl parçalarına ayrılır onu da göstermiş oluyoruz. Hepsini tek tek söküyoruz. evet. Burada hassas dikkat edilmesi gereken bir nokta var mı? Yani söktüğünü hatırlasın. Değil mi? Tabii En önemli şey söktüğünü hatırlasın. hangi parça nereye lazım? Nereden söküldü onu çok iyi Yani bilmesi gerekiyor. hiçbir şey bilmiyorsa söktüğünü sıraya dizsin. O Ya da sırada tekrar toplasın. şöyle yapabilir. En iyisi o çünkü alışık olmayacak hem gözleri hem elleri. Sökmeden evvel fotoğraflarını çeksinler cep telefonlarına sırayla. Olabilir. Numara versinler. O numaranın tersine geri dizebilirler.
Olabilir, evet. Neyi söktüğümüzü de söylersen en azından anlatımımız olmuş olur. Bunlar amortisörler. Amortisörler. Bu amortisör yayı. Hani sallanıyor diyorlar ya böyle hızar keserken. Bu amortisörlerden yapar. Tabii bunu sökmeden önce yağını ve benzinini boşaltsınlar. Evet, biz videonun başında söylemiştik zaten. Bazı parçaları söktük. Video hızlı olsun diye. Yağını ve benzinini de almıştık. Evet. Ya şimdi bazı şeyleri gösterdiğimiz için. Benzin kaçırma sorunu var diyordu ya. Evet. Buradaki valf. Bu valf benzin deposundan karbüratöre benzin çektiği zaman hava alıyor. Bunu da değiştirelim. Bu sökmenin bir şey, iyiliği de şu olmuş oluyor. Bütün parçaları temizleyebiliyorsun. Bakımını yapabiliyorsun. Tabii elimizden geçiriyoruz. Motor blokunu söküyoruz, evet, değil mi? Birleştiren 5 tane gazı var. Tabii bu motorun yaptığına göre değişebilir. Biz 5200'ler için bahsediyoruz bu zamanı. Evet, oradaki kabloyu şey contayı keçe contasını. Evet, önemli olan contası. Evet. Şimdi burada çok az bir şey oynama var aslında da. Şimdi elle hissedildiği için çok az bir şey oynuyor. O oynama milimetrik dahi olsa sıkıntı yaratıyor. Bunda nasıl bir sorun olabilir? Bunda değiştireceğimiz parçanın şu olduğunu gösterelim. Hı hı. Evet. Şu tazesi. Bu eskisi. Bunda yok. Bunda yok. Krank dediğimiz bu. Krank. Yenisini takıyoruz yuvaya. Ha bak, geçen günkü videomuzda şu eskisiydi. Hı-hı. Görsünler. Yağlama ile ilgili bir sıkıntımız vardı ya. Bak şu yağ hortumunu koyduğu zaman şöyle aşağıda kalması lazım. Evet. Şu şekilde aşağıda. Açıkken daha güzel oldu bak şu anda. Onu da göstereyim ya. Yani. Evet. Yani dibe değmesi lazım ki. Tabii. Şimdi yukarıda kalıyor. Şöyle yukarıda kalıyor mesela. Takılıyor şuraya mesela. Şöyle takılıyor. Yağ içinde yarım kalıyor. Yağlama yapmıyor. O da bir sıkıntı gibi oluyor. Şöyle aşağıda olmaz her zaman. Bazı seyircilerimiz yağ var, yağlama yapmıyor diyordu. Demek ki yarım, bu sebepten kaynaklandığını bilmeleri lazım. Tabii. Mesela şuraya takılır, şöyle kalır arada. Yukarı sıkışabilir. İyi yağ emişi de yapmaz o şekilde. Tabii. Şimdi birleştirmeye başlıyoruz. Şimdi blokları
Söktüğümüzün tam tersine işlemimize başlıyoruz. İlk önce en son söktüğümüz bloku takarak başlıyoruz. Açık abi, şu anda kayıttayız. Son sıkmayı elimle yapıyorum ki matkaplı olur. Bazen güçlü sıkıyor, yalama yapabiliyor. Şimdi takarak gidelim. Aynı sürprizi getirsin. Tahliye valfini değiştirecektik. Benzin hortumu da setleşmiş. Onu da değiştireceğiz. Daha önceki bir videomuzda benzin hortumunu nasıl değiştirdiğini anlatmıştık. Evet. Gel, burası yumuşak. Burası çok sert. Öne doğru getirirsen orada gözükmüyor. Alışkanlık biraz. Burada conta var zaten. Şu anda yerine takıyoruz. Onları takarken dikkat etsinler ki titremeyi en aza indirmiş olsunlar. Evet, adını söyleyelim abi. Amortisör kemiği, amortisör kütüğü geri dönüyor. Amortisör kütüğümüzü de takalım. Onu da değiştirdik. Evet abi. Yağ kapağımızı takalım böyle. Bir
Sıktık. Biraz dağınık gibi duruyor. Kusura bakmayın. Toplu küçük yerde yapıyoruz. Sekmanımızı takalım. Sekmanı takmazsanız volan boşa döner. Elektriklenme üretmez. Motor da çalışmaz. Bunu sıkarken çok sert çekmeyin. Tatlı sert olsun. Yalama olabilir. Bu pistonu itip çekiyor yani. Emiş yaptırıyor. Tabii. Yukarı aşağı yukarı aşağı hareket ettirerek emiş yaptırıyor ve güç veriyor. Parçalarını takalım. Tersine gelip şuraya alalım. Takarken şu sekmanın üstünde ok var. Ok yönü vardır. Ok yönü her zaman egzoza gelecek. Bu önemli bir bilgi. Dediğin gibi pistonun üstündeki ok işaretini sayın seyircilerimiz unutmasınlar. Her zaman egzoza gelecek. Tabii. Sekmanlarımızı da takalım. Bu sekmanlar unutmayın. Yoksa içindeki saplama çalıştığı zaman motoru kilitler. İçinde unutmasın. Takmayı unutmayın yani. Ve aynı zamanda takmayı da unutmasın. İçinde de unutursa silindir pistona sıkışır. Bozabilir. Bu lastik önemsiz gibi gözüküyor olabilir ama çalıştığı zaman talaş almıyor, karbüratörü koruyor. Bu geçen de bir soru sormuşlardı. Hatta onu göstereyim bak burada. Sekman nasıl takılır diye. Burada yerleri var. O yerlere gelmesi lazım. Zaten o yerlere gelmediği zaman silindire takamayız.
Egzozun keçesi. Egzozumuzu da takalım. Bugünlük bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yine bir videonun sonuna geldik. Bugünkü videomuzda krank nasıl değiştirilir onu anlattık. Umuyorum faydalanmışsınızdır. Kanalımıza abone olun, like atın ve yorumlarınızı bizden esirgemeyin. İzlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam, ben Sultanoğlu.